Evet arkadaşlar, şimdi başka bir soruya geldik. Şimdi yandaki şekilde ABC üçgensel bölgesi biçiminde kağıt verilmiştir. Bu kağıt kat izleri BC'ye dik olacak biçimde aşağıdaki gibi katlanıyor. Ne yapmış bakalım. Anladığımız kadarıyla aslında B noktası buradayken buraya gelmiş. Yani burası ne olacaktır? 90 olacaktır. Katlama sonucu arkadaşlar şu kenarlar, tabanlar ortadan ikiye bölecektir. Çünkü B, B üstüne gelmiş. Aynı mantıkla C köşesi de B üstüne gelmiş. Yani burada da arkadaşlar şu şekilde bir eşitlik söz konusudur. Peki şimdi şu açıyı bana 130 derece vermiş. Buradan ne anlam çıkıyor? Burasıyla burası eşittir. Burasıyla da burası eşit olacaktır. Şimdi benden x açısını istiyor. Ben şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Burası 130. Eğer ki ben buraya alfa dersem, ikizkenar olduğu için burası alfa. ABC üçgeninin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 130 alfa. Bunun üzerine ne eklersem 180 eder arkadaşlar? 50 eksi alfa. Peki şimdi ben bu kenarla bu kenarın eşit olduğunu söylediğim için bu açıyla da şuradaki açı, yani taban açılar eşittir. Burası da 50 eksi alfadır. Şimdi doğru açı 180 derece olduğu için alfa artı 50 eksi alfa artı x eşittir 180 derece. X'i ne gelecektir arkadaşlar? 130 derece gelecektir. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir sorumuz var. Yine yeni nesil sorulardan. Soruyu bir inceleyelim. Diyor ki yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeni A köşesi gösterilen ok yönünde 90 derece dönmekteymiş. Şimdi A köşesi sabit, ABC üçgenimiz bu. 90 derece döndüğünü söylüyor. Yani şurası ne olacaktır arkadaşlar? 90 derece olacaktır. Döndürdükten sonra AB üstü C üstü elde edilmiştir. Buna göre ABC açısı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Yani X'i soruyor şuradaki. Şimdi soruyu bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Döndürme sonucunda üçgenin sadece yeri değişiyor. Yani onun dışındaki açıları ve kenarları birbirine korur. Bu ne anlama geliyor? Yani şuradaki x arkadaşlar şuraya gelecektir. Eğer ki şuraya y derseniz o zaman şu açıda y gelecektir. Şimdi buranın tamam 90 derece olduğu için şu açıda ne olacaktır arkadaşlar? 90 eksi y. Yani baktığınızda yine 90 eksi y ile y'nin toplamı 90 derece. Yani şurası ne geldi arkadaşlar? 90 gelmiş oldu. Peki şimdi az önce şöyle bir şey söyledim. Döndürme işlemlerinde üçgenin kenar uzunlukları ve açılarının koruduğunu söylemiştim. Bu ne anlama geliyor? AB kenarı AB üssü olarak geldiği için arkadaşlar şu kenarlar, yani AB ile AB üssü birbirine eşit olmuş oldu. Buradan ne çıktı? Aslında ortaya çıkan üçgen arkadaşlar ikizkenar dik üçgen. Yani şurası x artı 26, şurası x artı 26 olacaktır. Yani bunlar da SS dediğimiz zaman. Baktığımızda iç açılar toplamı 180 derece. Yani 90 artı 2x artı 52 eşittir 180. 90'lar şöyle gider. 2x buradan ne gelecektir? 38. X'i de ne olacaktır? 19 derece gelecektir. Evet arkadaşlar, yine yeni nesil sorularımıza devam ediyoruz. Şekil 1'de ABC dik üçgeninde AC AB doğrusuna dikmiş ve AD CD'ye eşitmiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Aslında üçgeni şu şekilde çizdiğimde CD AB'ye eşitse burada bir muhteşem üçlü söz konusudur. Bu kenar bu şekilde ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi şekil 2'de bir şeyler yapmış. Bunu bir anlamaya çalışalım. Şekil 1'de ABC üçgeninin B köşesi AD üzerinden ok yönünde katlanarak şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. Ve CDB üssü, CDB üssü, yani şuradaki açının bize arkadaşlar 40 olduğunu söylüyor. Bu bilgilere göre ACB üssü açısının kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bu katlamayan sorularını çözerken ya birinci soruya ikincisini ya da birinci şekle ikincisini ya da ikinci şekle birincisini çizmeniz gerekecektir. Ben ikinci şekle birincisini çizeceğim arkadaşlar. Aslında bunun orijinali biraz önce bu şekildeydi. Şimdi soruyu bir anlamaya çalışalım. Burada şurası B'dir. Şu muhteşem üçlüyü bir kullanmaya çalışalım. Burada AD doğrusu BD doğrusuna eşit oldu. Yani hatta ben şunu şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar.
Bakın bu kenar, bu kenar ne oldu? Eşit oldu. Ayrıca CD doğrusuna da eşit olduğu için yani şu kırmızı ile gösterdiğim yerler birbirine eşit oldu. Peki şimdi burada neye devam etmemiz gerekiyor? Bakın arkadaşlar, B noktası B üstüne gelmiş. Yani şu üçgenle ADB üçgeni ile ADB üssü üçgeni birbirine eşittir. Yani bu üçgen şu şekilde şu tarafa gelmiştir. Birbirinin aynısıdır. Bu ne anlama geliyor? Az önce de söylemiştim. Açı birbirini korur. Yani siz şuraya alfa diyecek olursanız burası da ne gelecektir arkadaşlar? Alfa gelecektir. Şimdi muhteşem üçlüden dolayı şunlar eşit oldu ve ikizkenar geldi. Burası alfaysa arkadaşlar burası ne oldu? Alfa olmuş oldu. Peki şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Alfa ile alfanın toplamı yani şuradaki açısı ne geldi arkadaşlar? 2 alfa gelmiş oldu. Peki şimdi bu kenarla bu kenara eşit dedim. Bu üçgen buraya eşit dedim ama dikkat edecek olursanız arkadaşlar burası da eşittir. Bu ne anlama geliyor? Şurada da bir ikizkenar geldi. Yani burası alfa ise burası alfa olmuş oldu. Şimdi şu açının da 2 alfa olduğunu söylemiştim. İç açılarını toplayıp 180'e eşitleyeceğiz. Yani 2 alfa, alfa, alfa daha 4 alfa eder. Artı 40'ın toplamı 180 derece olduğu için arkadaşlar alfa buradan 35 derece gelecektir. Şimdi biz arkadaşlar alfayı bir yerine yazalım. Yani burası kaç derece? 35. Şu açı 90 derece. 90, 35. Şu açımız ne geldi arkadaşlar? 180'den çıkardığımızda 90 ile 35'e toplamını 65 gelecektir. 55 gelecektir. Özür dilerim. Şimdi bu açı 55 derece. Ben devam ediyorum. Şimdi burada bir eşitlik daha var demiştik. Bakın kırmızı çizgiler böylece eşit demiştik. Yani şurası da ne oldu? Eşit oldu. Şimdi bu kenar bu kenara eşit olunca 180'den 40'ı çıkardım. 140 2'ye böldüğümde bu açı ne geldi arkadaşlar? 70 gelmiş oldu. Biz bu açıyı da ne bulmuştuk? 55. Şimdi ACB üstü, ACB üstü yani 70 artı 55'ten 125 derece gelecektir. Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz. Başka bir sorumuz var. Diyor ki ABC bir üçgen ACCB'ye dikmiş. AD, BD, CE eşitmiş. Yani şu eşitlikleri vermiş. Bu açının 20, şuranın 80 olduğunu vermiş. Benden alfa istiyor. Burada ilk başta görmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi burası 90 derece ve hipotenüs ortadan ikiye bölündüğü için burada bir ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Yani biz buraya hemen ne yapmamız lazım? Çift çizgiyi koymamız lazım. Peki burası 80 ise burası ne oldu arkadaşlar? 80. 80, 160, 180'den çıkardığım zaman burası ne oldu? 20. Peki arkadaşlar şunun toplamı kaç geldi? 40. Burası 90 olduğu için burası ne oldu arkadaşlar? Çıkardığımızda 50. AD, DC'ye eşit olduğu için bu açıda ne gelecektir? 50 derece gelecektir. Evet arkadaşlar yine bir sorumuz var. Bakalım. ABC eşkenar üçgenmiş. Yani ABC eşkenar üçgen dediği için ilk yapmamız gereken hamleler arkadaşlar budur. Şimdi diyor ki bana DCBE'ye eşitmiş. Yani buraya N dersek burası nedir? N'dir. AED açısının 46 olduğunu söylüyor. AED yani şu açının 46 olduğunu söylüyor. Şu doğruların eşit olduğunu söyledik. Sonrasında benden alfa açısını istiyor. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şudur. Şimdi 60 ve 45 derece gibi açılar güzel açılardır. Yani siz bu açıları ne yapabilirsiniz? 90'lar çizebilirsiniz. Şimdi bakın ben de onu yapacağım. Genelde ben 90'ın karşısına çift sayı veririm ki hani ikiye bölümü kolay olsun diye. Mesela burası ne olsun? 2K olsun. 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısına ne geldi arkadaşlar? K. Şimdi ABC üçgenine dikkat edecek olursanız bir kenar uzunluğu 2K artı N geldi. Yani burası da 2K artı N, burası da 2K artı N. Şimdi baktığımız zaman buranın 2K artı N olması için bir tane K'ya bir tane N'ye ihtiyacımız var. Şimdi çocuk arkadaşlar üçgeni inceleyelim. Tepeden tabana dikmeyi indirdim. K artı N, K artı N yani tabanlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. İki eş parçaya böldüğü için bu ikizkenar geldi. Yani şu parçayla bu parça eşit oldu. 46 ise taban açılar eşittir. 46. Zaten 46 ile de alfanın toplamı 60 olunca arkadaşlar alfası ne geldi? 14 geldi. Evet yine başka bir sorumuz var arkadaşlar. Bakalım.
ABC bir üçgen DECB'ye dikmiş, DFAC'ye dikmiş, AFFC'ye eşitmiş, BEEC'ye dikmiş, FDE açısının 140 olduğunu vermiş, benden X açısını istiyor. Şimdi görüntü itibariyle baktığımız zaman aslında kenar orta dikmeleri birleştirmiş. Yani aslında D dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Çevre çemberin merkezi olmuş oldu. Bu soruyu isterseniz çemberden çözebilirsiniz, isterseniz üçgende açıdan çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi tepeden tabana indirdiğin dikme tabanı iki eş parçaya böldüğü için arkadaşlar şurada bir ikizkenar olma durumu var. Yani şurası eşit oldu. Yani ben şuraya alfa dersem burası ne gelecek arkadaşlar? Alfa. Aynı mantıkla tepeden tabana indirdiğim dikme tabanı iki eş parçaya bölünce burada da ikizkenar geldi. Yani şu parçada eşit olmuş oldu. Bakıyorum burası x ise burası nedir? X'tir. Eğer ki ben buraya beta dersem burası ne olacaktır? Beta'dır. Şimdi şuradaki dörtgenimize bakalım. Dörtgenimizin iç açılar toplamı kaç derece arkadaşlar? 360 derece. Şimdi 90, 90 daha 180. Bir 180'e daha ihtiyacım var. 140 ise burası. Alfa artı betası ne geldi arkadaşlar? 40 geldi. Şimdi üçgenin tamamını biz ele aldığımızda iç açılarını toplayalım arkadaşlar. Nedir? 2 alfa artı 2 beta artı 2x'in toplamı 180'dir. Alfa artı beta 40 ise burası ne gelecektir? 80 gelecektir. Buradan x'i 50 gelecektir. Peki ben bunu başka bir yoldan çözmek isteseydim nasıl çözerdim onu anlatayım size. Yani çemberden muhakkak kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi kenar orta dikmelerin kesim noktası bana çevre çemberin merkezini veriyordu. Ve merkezde gördüğünüz gibi içerisinde olduğu için bu dar açılı bir üçgendir. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? İnceleyelim. Şöyle yükseklikleri çekmiş. Buraya 140 deyince zaten dörtgen iç açılar toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. Şu açı 40 gelecektir. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğu için arkadaşlar burası 40 ise burası ne geldi arkadaşlar? 80 geldi. Şimdi merkez burası olunca yarıçaplar birbirine eşittir. Arkadaşlar bu kenarla bu kenara eşit. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Ve taban açılar eşit olacağı için 180'den 80'i çıkartıp ikiye böldüğümüzde bu açıyı 50 bulabiliriz. Bu da başka bir yöntemimiz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza geçelim. ACBC'ye dikmiş, ADBD'ye eşitmiş, ACDE'ye eşitmiş, BDE'nin 110 olduğunu vermiş, benden BAC açısını istiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Buradan aşağıya bir dik indiğimizde göreceksiniz. Burasına M dersem orta taban geldi. Burası da nedir? 2M'dir. Bu kenar bu kenara eşit olunca burası ne geldi? 2M geldi. 90'ın karşısı 2M ise neyin karşısı M'dir? 30. Burası 30 ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 60 gelecektir. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 110'dan 60'ı çıkardığımızda 50 kaldı. Şimdi burada görmemiz gereken şey, tekrar söylüyorum, bu doğru buna paraleldir orta taban olduğu için. 50 ise o zaman x'te ne olacaktır? 50 derece olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar soru çözeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, evde kalın.